Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü ürünümüz tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Piranha'nın arkadaşlar 21-45 oyuncu kulaklığı. Bu kulaklık A101'de 50 liraya satılıyordu. Biz de görmüşken alalım, bir test edelim. Bakalım gerçekten hani 50 liralık bir kulaklık nasıl oluyor, görelim istedik. Biliyorsunuz daha önce pek çok oyuncu kulaklığı incelemiştik. Bunların fiyatları 1000 liraların da üzerindeydi. Dolayısıyla sunduğu özellikler de o kıvamdaydı. Fakat Piranha'ya şöyle dıştan bakınca gerçekten bu kulaklık hiç 50 liralık gibi durmuyor arkadaşlar. Bunda yani ışık falan olayı da var. Yani taktığınızda şu görüyorsunuz burada hem 3.5 milimlik girişler var hem USB jack var. Yani bunu taktığınızda arkadaşlar buraları mavi mavi yanıyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında kulaklık hiç 50 liralık gibi durmuyor. Bunu bir kere rahatlıkla belirtebiliriz. Fakat şöyle elinize aldığınızda kulaklığın böyle kötü bir malzemeden üretildiğini anlıyorsunuz. Yani çelik, demir falan filan yok ki bu gayet normal. Plastikten üretilmiş ama yine de adamlar buraya saç bandı koymuşlar. Yani şöyle kafanıza oturttuğunuzda çok fazla saçınızı, kafanızı rahatsız etmiyor. Ayrıyeten bu yastıklar da, yani şuradaki süngerler de gayet güzel bence. Hani çok ince değil. Bazı kulaklıklarda biliyorsunuz bu teknoloji mağazalarında 100 liraya, 150 liraya satılan kötü kulaklıklar var. Onlar da mesela taktığınızda kafanıza bu süngerler çok ince olduğu için kulaklarınızı ağrıtıyor. Lakin bunun süngerleri gayet bana konforlu geldi. Hani tabii 3-4 saat oyun oynadığınızda ne olur, ağrı yapar mı kulaklarınıza bilemem ama böyle ilk taktığınızda acıtmıyor çok fazla kulaklarınızı. Bunu size söyleyebilirim. Şurada bir tane mikrofonumuz var arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Bu mikrofon yani ses kalitesi çok kötü değil, çok iyi de değil. Yani beklentinizi çok üst düzey tutmayın bu mikrofonla ilgili. Bunu size söyleyebilirim. Bilgisayardan bir ses kaydı yaptık bu mikrofonla. Dilerseniz şimdi onu dinleyelim. Böylece ses kalitesinin nasıl olduğunu siz de az çok anlamış olursunuz. Evet arkadaşlar, şu anda Piranha 21-45 oyuncu kulaklığını bilgisayarıma bağladım ve ses kaydını bu kulaklık üzerinden gerçekleştiriyorum. Yani kulaklığın size sunduğu kayıt performansı bu şekilde olacak. Muhtemelen oyun oynarken yapacağınız görüşmelerde karşı tarafa gidecek sesin netliği ve berraklığı da bu şekilde olacak diyebiliriz. Tabii şu anda sessiz bir ortamdayım. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dolayısıyla bu kulaklıkta hani böyle aktif gürültü engelleme tarzında bir özelliğin bulunmadığını da tekrardan sizlere belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ses kalitesi yani çok iyi de değil, çok kötü de değil. Peki mikrofonun haricinde kulaklıklar nasıl bir ses kalitesine sahip? Bunu size söyleyelim. Bence hani ses kasma için gayet iyi. Tabii içerisinde bas, tiz sesleri falan olmuyor. Lakin olmuyor derken çok güçlü hissetmiyorsunuz. Ama hani bir oyunda ses kasmak istiyorsanız, atıyorum Counter'da adamların ayak seslerini kasacaksınız, bu kulaklıkla gayet iyi bir şekilde kasabilirsiniz. Bunu da size belirtmiş olalım. Şurada kutuda teknik özellikler yazıyor. Bunları da size okuyayım arkadaşlar. Ne yazmışlar? Oyuncular için özel tasarım. Evet doğru, var bu tasarım. Mavi led aydınlatma, bahsettim size. Taktığımızda takır takır yanıyor. Kumaş kaplamalı kablo. Şu kabloyu diyor arkadaşlar. Gerçekten bunun plastik olmaması 50 lira seviyesinde bence önemli. Kumaş kaplamalı bir kablo koymuşlar ki biliyorsunuz bu kablolar çok daha dayanıklı oluyor plastiklere göre. Kablodan ses ayarı. Şurada kalın bir kumanda koymuşlar ama bu kumanda çok kaliteli değil arkadaşlar. Özellikle ses açıp kapatma şeyi çok sert. Belki benim aldığım kulaklıkta böyledir. Biliyorsunuz çoğu ürün farklı olabiliyor. Yani bazen takılmalar yapabiliyor. Bunu size belirteyim. 120 derece ayarlı mikrofon, uzun süre kullanım için yumuşak süngerler. Evet, bu yumuşak süngerler olduğunu söyledik. Gerçekten bu süngerler benim de hoşuma gitti. Derin bas ve keskin tiz ses demiş. Burada çok fazla bir bas ve tiz sesten söz etmek doğru değil. 3.5 milim çarpı 2 çıkış ve USB güç, hoparlör çapı 40 milim demiş. Evet, 40 milimlik sürücüler kullanmışlar bunda. Onun haricinde gayet güzel, dengeli bir kulaklık. Bir oyuncu kulaklığı almayı düşünüyorsanız ve çok fazla bütçeniz yoksa Piranha'nın bu modelini rahatlıkla alabilirsiniz. Gayet benim hoşuma gitti. Yani günü kurtaracak bir kulaklık 50 liraya. Bundan iyisini bulamayacağınızı da söyleyebiliriz arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.